Evrendeki en karmaşık yapıların kafamızın içinde olduğunu söylesek ne hissederdiniz? Evet, insan beyninden bahsediyoruz. 3 poundluk bir mucize. İnsan beyni varoluşumuzun merkezi, doğanın harikasıdır ve uzun süredir ilgi odağındadır. Yaklaşık 100 milyar nöronun karmaşık bir ağıdır. Her bir nöron yaklaşık 10 bin bağlantı kurabilir. Beynin yapısının labirentine inelim. Beyin, çeşitli bölgelere ayrılmıştır ve her birinin belirli fonksiyonları vardır. Kalp atışımızı kontrol etmekten duyularımızı yorumlamaya, düşüncelerimizin kumaşını yaratmaya kadar beyin her şeyi yapar. Ancak sadece bugün değil, insan beyni milyonlarca yıllık bir evrimsel yolculuktadır. Antik Homo habilis'ten, beyni bizimkinin 1/3 büyüklüğünde olan Homo sapiens'e, beyin evrildi, büyüdü ve uyum sağladı. İnsan beyni tamamen gelişmiş olarak doğmaz, aslında bebeklikten yetişkinliğe kadar önemli değişiklikler geçirir. Doğum anından itibaren bir bebeğin beyni nöronların hızla bağlantı kurduğu canlı bir merkezdir. Bu süreç sinaptogenez olarak bilinir ve tüm gelecek öğrenme, davranış ve sağlık için temeli oluşturur. Ancak bu büyüme boşlukta gerçekleşmez, beyin gelişimini şekillendirmede çeşitli faktörler hayati rol oynar. Örneğin beslenme hayati öneme sahiptir. İyi beslenmiş bir beyin, optimal bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim için uygun duruma gelir. Zihinsel uyarım da eşit derecede önemlidir. Öğrenme ve yaratıcılığa uygun bir ortamı teşvik eder. Şimdi IQ veya zeka katsayısı kavramına değinelim. Bu bir kişinin kognitif yeteneklerinin yaş grubuna göre ölçüsüdür. Yüksek bir IQ puanı başarıyı garanti etmez, ancak zekanın değerinin yüksek olduğu bir dünyada kesinlikle ilerlemenin başlangıcını sağlar. Beyin sürekli değişen ve uyum sağlayan dinamik bir organdır ve deneyimlerimiz ve çevremiz tarafından şekillendirilir. Beynin tam potansiyelini merak ettiniz mi? Sadece IQ'dan ibaret değil, evet, zeka katsayısı veya IQ önemlidir, ancak bu sadece hikayenin bir parçasıdır. Beyinlerimiz sadece ham işleme gücü değildir, aynı zamanda yaratıcılık, duygusal zeka ve bizi benzersiz kılan birçok yeteneğin de içindedir. Beyin kapasitesi karmaşık bir kavramdır. Çeşitli canlıların bulunduğu geniş bir okyanus gibidir. Sadece ölçülen bir sayı değildir ve bir okyanus gibidir. Çoğunlukla keşfedilmemiştir ve keşfedilmeyi bekleyen olasılıklarla doludur. Peki, bu potansiyeli nasıl kullanırız? Sağlıklı beslenme, beyin egzersizleri ve uyarıcı bir ortam oluşturarak, besin değeri zengin dengeli bir diyet beyin sağlığını desteklerken bulmacalar ve okuma gibi zihinsel egzersizler onu dinç tutar. Geleceğe bakarken insan beyni için neler olabilir? Bu soru bizi heyecan verici olasılıkların dünyasına sürükler. Nörobilimdeki gelişmeler, bilgimizin sınırlarını zorlayarak beyin hakkında daha fazla şey ortaya çıkarabilir. Nörolojik bozuklukları tedavi etmede ve bilişsel yetenekleri geliştirmede önemli ilerlemeler görebiliriz. Şimdi, insan beyni ile bilgisayarlar arasındaki boşluğu nasıl kapatıyoruz? Beyin bilgisayar arayüzleri gerçeklik haline gelebilir, teknolojiyi doğrudan komuta ve iletişim kurmak için kullanmamızı sağlayarak dünya ile etkileşimimizi devrim edecek. Bu, doğal yeteneklerimizi artırarak dünya ile nasıl etkileşim kurduğumuzu devrim edecek. Bununla birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte beyin üzerindeki etkisi de değişecektir. Zaten dijital çağın düşünme ve bilgi işleme biçimlerimiz üzerindeki etkilerini görüyoruz.